Merhaba, iyi günler. Gençlerin, özellikle dindar ailedeki gençlerin dine mesafeli olmaya başladığı yolundaki tespitler, gözlemler ve burada bir sekülerleşme eğiliminin ve Türkiye'de yeni yeni konuşulmaya başlanan deizme yöneldikleri, hatta bazıların ateizme yöneldikleri yolundaki iddialar giderek adım adım Türkiye'de gündemi belirliyor, etkisi altına alıyor. Bugün MHP lideri Devlet Bahçeli bu konuda çok sert bir çıkış yaptı. Önce onu bir izleyelim, ondan sonra devam edelim. Atalarımız boşuna söylememiş, Arife günü yalan söyleyen bayram günü utanır. Türk gençliğin ateizmin bir önceki istasyonu olan deizm karası çalanlar, yüzleri varsa utansınlar, onurları kaldıysa nedamet getirsinler. Yüksek ülküler, yüksek dağlara benzer, alışık olmayanları ürkütür. Türk gençliği yüksek ülkülere tırmanmayı göze alan, eften püften tezviratları ayağının altına alan inanç ve iman erleridir. Onlar gelecektir, gelecek onların iradelerine emanettir. Deizmle uğraşanlar, önce haram yiyenlere baksınlar, sahte fetva ve makamlarıyla uğraşsınlar, çocukları istismar eden kansızlarla ilgili çalıştay düzenlesinler, münafıklara, müşfik emellere, kafir niyetlere tedbir alsınlar. Bırakın hayallere pranga vurmayı, düşün Türk gençliğinin yakasından, çekin ellerinizi Türk gençliğinin yarınlarından. Türk gençliği haklıdır, haysiyetlidir, erdemlidir, inanç kalpazanlarının, din tacirlerinin üstesinden gelecek güce, yeterliliğe, kabiliyet ve kifayete hamdolsun sahiptir. Devlet Bahçeli gördüğünüz gibi çok kızgın, çok kızmış. Gençlerin içerisinde deizmin yaygınlaştığı iddiasına çok kızmış. Ateizmin bir önceki istasyonu olan deizm karası diyor. Bugünkü grup toplantısında bu oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırdı ve onunla bir şeyler konuştu, tartıştığı söyleniyor. Ve bir iddiaya göre, gazetecilerin iddiasına göre ona Bahçeli'nin bahsettiği konuyu sorduğu söyleniyor. Buradaki olay şu: Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir çalıştay düzenledi. Bu çalıştay gençlik üzerine bir çalıştay. 50 İmam Hatip Liselerinden 50 öğretmenin katıldığı bir çalıştay olduğu söyleniyor. Bu çalıştayın raporu yayınlanmıştı ve bu raporda öncelikli saptama gençlerde, öğrencilerde, İmam Hatip Liselerindeki öğrencilerde de deizme yönelik çok büyük bir ilgi olduğu yolundaydı. Ve Bahçeli'yi de en çok kızdıran bu çalıştay olsa gerek. Çünkü gidin başka şeylerle uğraşın, gidin başka çalıştaylar yapın diye söyleniyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu çalıştayı, Konya'da yapılan bu çalıştayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a sorduğu anlaşılıyor. O gazeteci arkadaşlarımız böyle yazdılar. Ve sonra ne oldu? Bugün Konya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sayfasına girdiğimiz zaman çalıştayın kısa bir süre öncesine kadar internette olan raporu ortadan kayboldu. Rapor silinmiş. Yani sansür yedi. Çok kapsamlı bir rapordu. Nasıl olsa elimizin altında diye linkini kaydetmiştim. Ama linke gittiğimiz zaman, bağlantıya gittiğimiz zaman rapor yok. Çok kapsamlı bir rapordu. Çok ilginç gözlemler vardı. Ve bu gözlemleri yapanlar da din kültürü, ahlak dersi hocaları, İmam Hatip Lisesi hocaları ve gençlerdeki dindarlıktan uzaklaşma, dine mesafe koyma, bir takım yeni teknolojilerle beraber sorgulamaların değişiyor olması ve mesela ilginç bir nokta olarak eşcinselliğe bakışlarında daha özgürlükçü bir bakışın gençlerde hakim olması gibi şikayetler vardı. Sonuçta bu tespitler, bu değerlendirmeler devletin hoşuna gitmemiş olacak ki Bahçeli de bunu gösteriyor ki, çünkü biliyoruz Bahçeli artık devletin bir ortağı, koalisyon ortağı.
Ardından Cumhurbaşkanı'nın da buradan hareketle Milli Eğitim Bakanı ile konuşması ve sonra ortadan kaybolan bir rapor. Rapor peki ortadan kaybolduğu zaman gençlerdeki var olduğu söylenen deizm bilgisi, dinden uzaklaşma, din derken tabii ki neyi kastediyoruz? İslamiyet ve Sünni İslam'ı kastediyoruz. Türkiye'deki hakim olan uzaklaşma iddiaları ortadan kalkmış mı olacak? Bahçeli'ye göre bu zaten bir kara çalma. Türk gençliği kesinlikle böyle bir şey yapmaz, yapamaz. Bu bir yakıştırma olarak görüyor belli ki. Bu bir resmi görüş. Şimdi biz burada Medyascope'da bu konuda çok yayın yaptık. Ben şahsen yaptım. Mücahit Birici ile yaptığım hikayeli söyleşi de bunu ele aldık. Başka arkadaşlar da başka konuklarla bu konuyu tartıştılar ve genellikle konuklar İslami hareket içerisinden gelen kişiler ve onların gözlemleriyle Türkiye'deki dini temsiliyetlerin gençlerin önemli bir kesimini dine karşı soğuklaştırdığını, mesafe koymaya başladığını tespitini dile getirdiler. Bu çok giderek yaygın bir tespitti ve tam da buna Konya'daki bu çalıştayın raporu üst üste geldi ve bu olay Türkiye'de bayağı bir tartışılır oldu, gündem oldu ve bu konuşulur oldu. Burada biz bunu yaptığımız zaman şahsen benim yaptığım yayınlar biz ya kendi analizlerim ya da konuklarla, Mücahit Birici gibi konuklarla yaptığım yayınlara bir kısım şöyle tepki geldiğini çok iyi biliyorum. Özellikle YouTube'da gelen yorumlarda böyle bir şey yok. Ülkede şeriat geliyor. Siz bunu yaparak aslında iktidarın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Gerçeklerin üstünü örtüyorsunuz. Bu naifliktir, bu aldatmadır, göz boyamadır vesaire. Ama bugün gördüğümüz olay devletin hiç de böyle bir propagandayı kasten çıkartmadığını bize net bir şekilde gösteriyor. Bu bir olgu, bu bir olgu ve bu olgudan devleti yönetenler ciddi bir şekilde rahatsız. Neden rahatsızlar? Çünkü bu olgunun baş sorumlusu bizzat kendileri. Bu aslında devlet eliyle yukarıdan aşağı yapılmak istenen İslamizasyonun, İslamileştirmenin geri tepmesi. Şimdi bu konuyu konuştuğumuz zaman, gençlerin dine karşı mesafeli olduğunu konuştuğumuz zaman, bu gözlemleri aktardığımız zaman bir diğer eleştiri de bu konuda yapılmış bir araştırma olmadığı, tamamen bir iki kişiden ibaret gözlemler olduğu yolunda itirazlar var ve nerede bunun kanıtı diyorlar. Bu olay daha yeni bir olgu. Bunun araştırmaları da herhalde yapılmaktadır, yapılacaktır. Türkiye'de geleneksel olarak yapılan bir takım muhafazakarlık araştırmaları var. Bunlarda bu olguları görmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Ancak bazı durumlarda bazı toplumsal gelişmeleri, eğilimleri, trendleri görmek için araştırma yapmak çok da gerekmeyebilir. Bunları görürsünüz, hissedersiniz. İnsanlar dilden dile bunu anlatır. Bu olayda da böyle oldu. Ben şahsen bunu gördüm. Yaptığım yayınların ardından itiraz edenlerin sayısından çok daha fazla sayıda hak veren, çevresinde bu olguyu bizzat yaşadığını söyleyen ama daha önemlisi bizzat kendilerinin böyle bir serüvenin içerisinden çıkıp geldiklerini söyleyen çok sayıda insanla muhatap oldum. Kadınlar içerisinde bu özellikle çok daha fazla dikkat çekici. Çünkü kadınlara ayrıca bir erkek egemen bir dinci perspektifle yaklaşıldığı için devletin bunu teşvik etmesi nedeniyle oralardaki kopuşların, mesafe almaların daha fazla olduğu ama onların dile getirilmesinin daha zor olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Sonuçta bu Türkiye'de 80'li yıllarda yaşanan dine dönüş dalgasının artık günümüzde dinden dönüşe doğru evrildiği olayının üzerinden tartışmayı yürütmek lazım. Bu tartışma çok sağlıklı bir tartışma, yararlı bir tartışma. Tartışma geliştikçe insanların da cesareti geliyor.
Normal şartlarda bunları dile getirmek özellikle dindar çevrelerden gelen gençler için çok zor. Çünkü bayağı bir meydan okumak anlamına geliyor bu bir yerden sonra. Ama bunun birçok yerde yaşanan bir olgu olduğu konusu gündeme gelince daha fazla rahatladıklarını, daha açık konuşabildiklerini görüyoruz. Sonuçta açıkçası bugün Devlet Bahçeli'nin bu konuşması, bu yaptığı konuşma Türkiye'de, yani Devlet Bahçeli'nin bu yayının başlığı olarak seçtiğimiz ne deizmi kardeşim, Türkiye'de deizm olmaz, Türk gençleri deist olmaz yaklaşımının tam da tersine Türkiye'de böyle bir eğilimin olduğunun, böyle bir yaklaşımın, böyle bir trendin giderek etkili bir şekilde, kimilerini rahatsız edici bir şekilde olduğunun göstergesi. Raporun, Konya'daki rapor bunun yerel anlamda, ki Konya çok önemli bir yer, Türkiye'de öteden beri muhafazakarlığın kalesi olarak bilinen bir yer. Burada yapılan bir çalıştayda birinci derecede buna tanık olan din öğretmenlerinin bu olguyu dile getirmiş olması başlı başına bir olay ve bu raporun apar topar kaldırılması, sansür yemesi de bambaşka bir olay. Aslında çok da fazla uzatmaya gerek yok. Bu Türkiye'de daha çok konuşacağız. Özgür bir medya ortamı olsa bu tartışma daha özgür, daha katılımcı bir şekilde gerçekleşebilse çok daha iyi olurdu. Ancak biz Medyascope olarak elimizden geldiğince imkanlarımız ölçüsünde bu tartışmayı sürdürme konusunda kararlıyız. Çünkü burada bir realite var, burada bir şeyler var. Gazetecinin görevi de bu değişeni yakalamak, değişeni anlamaya çalışmak, nereye doğru bunun evrildiğini görmeye çalışmak. Buradan bir siyasi perspektif vesaire falan çıkartmak gazetecinin işi değil. Ama her siyasetçinin de tabii ki bu tür gelişmeler karşısında pozisyonu olacaktır. MHP'nin pozisyonunu gördük. AK Parti'nin pozisyonunu da kestirebiliyoruz. İşin ilginç ve komik yanı CHP'nin de neredeyse bu pozisyon almada iktidarın bu iki partisiyle neredeyse yakın durduğunu ve onlarla bir tür dincilik yarışına girmiş olduklarını görüyoruz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.